Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sonuçlar üzerinde çalışan var mı bilmiyorum. Var. bravo. Oluyor muymuş? Toplamayı gösterdim diyor Metin. Ha, çarpma? Çarpmayı gösteremedim demiş. Ha, çarpma da bir numara yapmak lazım. O çok klasik bir numaradır. Onu gösteririm. Önce şey yapalım. Buna bu işlemin burada iyi tanımlı olması anlamına geliyor. İyi tanımlı bir işlem demek. Yani şunu yapalım. Eğer A denktir B modem ve A üssü de denktir B üssü olsun modem. Bu ikisi birden olduğunda şu oluyor mu? Bu A artı B A üssü ve B artı ha. A pardon özür dilerim. Böyle yapmamıştım. A üstüne denkti. A üstüne denkti. B de B üstüne denkti. Evet B üstüne denkti. O zaman A artı B de A üstü artı B üstüne denk mi modülo M. Güzel. Yani ne yapmamız lazım? Buradan ne biliyorum? Buradan M böler A eksi A üstünü biliyorum. Yani A eksi A üstü M'nin bir katı. M aynı zamanda B eksi B üstünü de veriyor. Yani onun katı. Eğer bu ikisi doğruysa M, biz ne istiyoruz? Şunu bölsün istiyoruz. A artı B eksi A üstü artı B üstü. Fakat bu nedir aslında? Bu A artı B eksi A üstü eksi B üstüdür. Bu da A eksi A üstü artı B eksi B üstüdür. M hem bunu bölüyor hem bunu bölüyor. Toplamlarını da böler. M bu toplamı tabii ki böler. Böler. Çünkü her birini bölüyor. Varsayımımızdan dolayı. Tamam. Şimdi güzel. Şimdi çarpma yapalım. Çarpma da iyi tanımlama. Yine M A eksi A üstünü bölüyordu. M B eksi B üstünü bölüyordu. Ne istediğimiz şey yazayım istediğimiz şeyi. Şu M böler yani şeyin A çarpı B'nin A üstü çarpı B üstüne denk olması denktir. A üstü çarpı B üstü modem. Bunu istiyorum. Yani M böler AB eksi A üstü B üstü. Bunu istiyorum. Yani bu pek yok. Yani biz ne biliyoruz? Biz A eksi A üstünü böldüğünü biliyoruz. B eksi B üstünü böldüğünü biliyoruz. Bunu nasıl bulsak? Şimdi burada klasik bir şey var. Ne yapayım? Bu farka şunu ekleyip çıkarayım. A, B üstünü ekleyip çıkarsam buradan buna işte eşittir. Buna A, B eksi pardon A üstü B artı A üstü B yapsam. Bunun toplamı ne? Sıfır. Sonra en sonunda da A üstü B üstü var. Şimdi burası ne? B çarpı A eksi A üstü. Artı burası ne? A üstü çarpı B eksi B üstü. Doğru mu? M bunu bölüyor mu? A eksi A üstünü bölüyor. M bunu böler. M bunu böler.
Bunu da böler. Çünkü b eksi b eksi'ni bölüyor. Onun bir katını da böler. Bunu da böler. Dolayısıyla toplamı böler. M bu toplamı böler. Olay bitti. Bunu gerçekten bölüyormuş. Güzel. Yani yaptığım şeyi iyi tanımlıyor. Yani toplamayı çarpmayı istediğimiz böyle tanımlayabiliriz. O zaman ona göre modülo 6 bir şey yapalım. Nasıl çarpım tablosu, toplam tablosu yapalım. Modu 6'da. Şimdi toplamaya bakacağım. 0'ın denk sınıf var. 1'in denk sınıf var. 2'nin denk sınıf var. 3'ün denk sınıfı. 4'ün denk sınıfı. Ve 5'in denk sınıfı. 0, 1, 2, 3, 4 ve 5. 0 ile herhangi bir şeyi toplayınca, yani ne yapıyorum aslında? 0, 0 artı 0, 0'ın denk sınıfı. Bu 0 artı 1, 1'in denk sınıfı. Değişmiyor. 5'in denk sınıfı. Sıfır yine burada da etkisiz eleman. Yani eklediğim zaman toplamaya göre etkisiz eleman oluyor. Şimdi 1 artı 1 2'nin denk sınıfı tabii ki. 2 artı 2 sonra 2 artı 3'ün denk sınıfı, 4'ün denk sınıfı, 5'in denk sınıfı. Şimdi burası ne olacak? 1'in denk sınıfı ile 5'in denk sınıfını topladığım zaman 6'nın denk sınıfı olacak. Her elemanı ikişer ikişer topluyormuş gibi 6'nın denk sınıfı olacak. Bu da 0'ın denk sınıfına eşit. Eğer 0 ile temsil ediyorsam bununla temsil edelim. 0 yazayım. 4, 2 artı 1, 3, 4, 5, 0, 1. Şimdi 1 oldu. 5 artı 2, 7. Modülo 7, 7'nin denk sınıfı 1'in denk sınıfına eşit. 4'ün denk sınıfı, 5'in denk sınıfı, 6'ın denk sınıfı, 6'ın denk sınıfı, 0'ın denk sınıfı 1 ve 2'nin denk sınıfı var. Şimdi bu da simetrik olduğu için 5'in denk sınıfı ve 0'ın denk sınıfı. Bu 0'ın denk sınıfı, 1'in denk sınıfı. Sonra 1'in denk sınıfı, 2'nin denk sınıfı. Neye bakacağım? 4 artı 4 kaç modülü 6'da? 4, 4 daha 8 modülü 6'da 2 olması lazım. 2. Ondan sonra burası 3 olacak. 3 olacak. Burası 5 artı 5 modülü 6. 10, 4. Güzel. Yani toplama işlemi zaten bariz. Çarpma işlemi ilginç. Çarpma işlemini bir de yazmak istiyorum buraya. Ve notlarınıza da kalsın istiyorum eğer siz yazıyorsanız. Çarpma 0, 1, 2, 3, 4, 5, bitti. 0, 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi 0'a çarpmak iyi tanımlı olduğuna göre 0'la herhangi bir şeyi çarptığım zaman ne olacak sayıyı? 0 olacak. Dolayısıyla bunlar 0, 0, 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0, 0. Güzel. 1'e çarpmak aynısı olacak. 1, 2, 3, 5, 4, 5, 2, 3, 4, 5. 2 kere 2, 4. Bunu gördünüz. 2 kere 3, 6, 6 0'a denk, 0. 2 kere 4, 8, 2'ye denk. 2 kere 5, 14'e denk. 0, 2,
4. 3 kare 3, 9. 3'e denk. 4 kere 3, 12. 0'a denk. 3 kere 5, 15. 3'e denk yine. Bu da 0'a denk, 3'e denk. Simetrik olduğu için bunun aynısını yazıyorum. Sonra 4 kere 4, 16, 2'ye denk. 4 kere 5, 20. 20 kaça denk? 3 kere 6, 18. 4 kere 4, 16 olduğuna göre 4'e denk. Özür dilerim. 4 kere 5, 20, 2'ye denk. 2'ye denk. 5 kere 5, 25. Yani 1'e denk. Hocam beni bir şey sormuş. Örüntü şeklinde ilerlemesinin matematiksel sebebi var mıdır? Varsa. Tabii örüntü şeklinde ilerliyor. Doğru. Yani daha formülize bir, tabii her şey matematiksel sebebi var da. Bu yani bunu daha, soruyu daha iyi formülize edersek belki yanıtlarız. Ama burada yani bu tabloya bakıp birkaç şey, birkaç gözlemde bulunabiliriz şu tablolara. Birincisi, şu ilgi, bu tamam, burada sıfırdaki hiç, hep sıfır görünce bari zaten. Ama bir de burada, bak bu satırda her sayı var. Ama bu satırda her sayı yok, bu satırda da yok. Bu satırda da yok. Bu satırda var mı? Her sayı var burada da. Dolayısıyla bu sütunda her sayı görünüyor. Bu sütunda her sayı görünüyor ama diğerlerinde görünmüyor. Böyle bir şey var. Gözlemim var benim. Yani daha doğrusu şöyle bir şey. Hani şunu sormak istiyorum. Çarpma var ya şeyde. Şimdi normalde 5x denktir 1 mod 6. Bu denklemi çözebilir miyiz? Ha? Yani bu denklemi ne zaman çözebiliriz? 5x 1'e denk olacak değil mi? Ne yapmak istiyorum aslında? Hangi x'leri bulmak istiyorum? 5'in tersi olacak. 5 ile 1'i çarpacağım. 5'in çarpımsal tersini bulmak istiyorum. Yani aslında bulursam sanki x 1 bölü 5'e 5 gibi olacak değil mi? X 1 bölü 5'e benzeyecek. Dolayısıyla yani şunu, ne zaman bunu yapabilirim? Onu yapmak istiyorum. Mesela bunu çözebilir miyim? Birinci soru bu. Yani bunun çözümleri neler? İkincisi de mesela 2x denktir 1 mod 6. Bu oluyor mu? 2x 1'e denk oluyor mu hiçbir zaman? 2 çarpı x. Bu da bir soru. Yani sonuçta yani bazılarının yani bu ne yap, yani 1 bölü 2 var mı burada? 1 bölü 5 var da ben 1 bölü 5 olduğunu biliyorum. Ama 1 bölü 2 var mı? Soru bu. Şeyimiz şu anki sorumuz. Ve bunu daha önce yaptığımız matematiğe bağlayacağız tabii ki. Daha önce kullandığımız kavramlara bağlayacağız. Ve sonra bunu kullan, yani bu yoldan giderek yine tabii ki 18. yüzyıl matematiği en fazla ama Fermat teoremi vardı ya, hani hatırlıyor musunuz? Onu tekrar bir ifade edelim burada. P asalsa her A için A üzeri P denktir A mod P diyor değil mi? Her A için
Aslında şey, bu ne? Fermi teoremini böyle yazabiliriz. Şimdi ama peki şey değilse asal olmayan P'ler için de bunun biraz genişletilmiş halini yapacağız. Güzel. Soru şu. Soruyu şuraya yazayım. Öncelikle. M büyüktür bir tam sayı. Bu modülo M kaç tane şey var? Denklik sınıfı var. M tane denklik sınıfı var. Bunlardan M denklik şimdi mesela 5 var ya, bu 5 çarpı 5 1'e denk oluyor. Demek ki 5'i 5'le çarptığım zaman 1 oluyor ya. Şimdi bunu her iki tarafı 5'le çarpsam çarpabilir miyim? Çarpalım. 5 çarpı 1. Bu neye denk olacak? Bu 5, bu 5 çarpı 1'e denk olacak. Burası 1 olacak. Dolayısıyla x neye denk olacak? 5'e denk olacak. Yani 1 bölü 5 kendisine eşit aslında. 1 bölü 5 modülo 6, 1 bölü 5 5'e denk. Tamam. Burada. Yani çarpmaya göre hangi elemanların tersi var? Ne tane denk sınıfı var? Bunlardan hangileri hangilerinin çarpmaya göre tersi var? Şimdi şeyden bahsetmek istiyorum bir. Denklik sınıfları ile ilgili biraz başka örnekler vereyim, bir açılım yapalım. Bir parantez açalım ve buraya. Mesela ben şöyle bir denklik ilişkisi tanımlamak istiyorum. Bu dersi dinleyen insanlar arasında böyle şöyle bir denklik ilişkisi. İki A, B'ye denk diyeceğim. Yani o insanların arasında bir ayrım görmemek istiyorum diyorum ki. Eğer onlar aynı yılda doğmuşlarsa. Değil mi? A ile B aynı yılda doğmuşlarsa A'ya şey, kümemiz ne? X kümesi bu sınıftaki insanlar. Ondan sonra ve A denktir B diyeceğim eğer. Ya da şöyle göstereyim. İşte denklik ilişkisi bazen böyle gösterilir. Eğer A ve B aynı yıl doğdularsa. Şimdi bu ilişki, bu bağıntı herkes kendisiyle aynı yılda doğmuş mudur? Dolayısıyla yansıma özelliği var. Yansıma. Bir. Yansıma olması lazımdı. Yansıma.
Ha, A denktir A tabii ki. A aile aynı sene doğmuştur. Herkes kendisi aynı sene doğmuştur. 2. Simetri. A B ile aynı sene doğduysa B de aynı A ile aynı sene doğmuş mu? Tabii ki öyle. Doğru. Üçüncü. Geçişme. A B ile aynı sene doğduysa ve B de C ile aynı sene doğduysa A C ile aynı sene doğdu mu? Evet, doğdu. Demek ki bu bir denklik ilişkisi. Denklik ilişkisi ne yapıyordu? Bütün sınıftaki insanları denklik sınıflarına ayırıyor. Değil mi? Denklik sınıflarına ayırıyor. Burada denklik sınıfları neye tekabül ediyor? Denklik sınıfları insanların doğdukları yıllara tekabül ediyor, değil mi? Biz sadece onların doğdukları yıllar açısından bakıyorsak, eğer o şeye bakıyorsak, onları bir sayabiliriz, o şeyleri, aynı senede doğanları. Dolayısıyla bir bu şekilde bir şey yapmış oldum. Bir tane daha örnek vereceğim. Şimdi nereden örnek vereyim? İkinci örnek. Örnek. Reeller üzerinde bir örnek vereceğim. Tamam. A denktir B. Yani kümemiz reeller. Reeller üzerinde tanımlayacağım bu bağıntıyı. A, B, A, iki reel sayı birbirine denk diyeceğim eğer A kare eşittir B kare ise. Kareleri birbirine eşitse. Bu bir önce bir şeyi kontrol edelim. Gerçekten bu bir denklik ilişkisi mi? Birinci özellik yansıma. Evet, her kare A kare A kareye eşittir tabii ki. Simetri. A kare B kareye eşitse B kare de A kareye eşittir. Geçişme. A kare B kareye eşitse B kare de C kareye eşitse A kare C kareye eşittir. Yani A C eşittir. Doğru. Üçü de oluyor. Peki burada denklik sınıflarında neler var? Mesela A'nın denklik sınıfında ne var? A'nın denklik sınıfına bakalım. A'nın denklik sınıfında öyle x elemanıdır r'ler var ki x kare eşittir a kare. Karesi a kareye eşit olanlar. Kim bunlar? Böyle yazayım. X kare eksi a kare eşittir 0 yazayım. Bu nedir? X eksi a çarpı x artı a eşittir 0. Bu iki sayının çarpımının 0 olması için ya birinin ya diğerinin 0 olması lazım. Buradan ya x ya a'ya eşit olacak ya da x eksi a'ya eşit olacak. Yani bu a'nın denklik sınıfında sadece iki eleman var. A ve eksi a. Karesi a kareye eşit olan iki tane eleman var reellerde. Sıfırın sınıfı hariç her sınıfta iki eleman var. Tamam. Bir denklik ilişkisi. Başka? Üçüncü örnek. Üç. Bu yine bu sefer kim olsun şeyimiz? Ha. Bu sefer R karedeki X kümesi yani hangi kümesini tanıyorum denkisi? R karesi tanıyorum. Yani reel düzlem yani şurası. Şu. Şeyimiz. Soru var mı? Melike hocam bir soru sormuş. Hı. A kare eşittir B kare ve B kare eşittir C kare olsa bile A eşittir eksi C olamaz mı? Reel sayılar kümesindeyiz. A C'ye eşit olsun fark etmez ki. Yani A'nın da şimdi neredeyiz? Geçişmeye diyorum. A denktir B ise ve B de denktir C ise A B'ye denk ne demek? A kare B kareye denk demek. Eşittir B kare. B C'ye denk ne demek? B kare eşittir C kare demek. O zaman A kare C kareye eşit mi?
Bu durumda a kare eşittir c kare oluyor ve bu ne, neyin tanımı? A'nın c'ye denk olmasının tanımı. A kare c kare eşitse a hem c'ye denk tabii ki hem de eksi c'ye de denk yani. Ama denklik ilişkisi böyle. Şimdi ne yapıyordum ben? Ha. Başka bir örnek veriyorum. Bu r kare eksi 0. Bunun herkese şeyi çıkarın. 0, 0 noktasını çıkarın. Tamam ya, şu şurayı çıkarıyorum. Şimdi bunun elemanları neler? R karenin, yani r karenin elemanları şunlardan oluşuyor. X, y'lerden oluşuyor. Öyle ki x ve y reel sayı. Mesela eksi 2'ye pi. Bu r karede bir eleman. Değil mi? R karede mi? Pi nasıl bir sayı? Pi 3.14. İşte 1, 2, 3. Şuralarda bir yer. X koordinatı. X koordinatı, pardon, özür dilerim. X koordinatı eksi 2, 1, 2. Y koordinatı da, burası x koordinatı oluyor. Ve y. Y koordinatı da 1, 2, 3. Şöyle bir şey. Şu nokta bu ikiliyi temsil ediyor. Tek aradaki noktalar böyle şeyler. Tamam. Şimdi bu r karedeki noktalar sıfır hariç r karedeki noktalar üzerinde bir ilişki tanımlayacağım. Şöyle. Diyorum ki x, y noktası ZT noktasına denk olsun. Ne zaman denk olsun? Eğer öyle bir bir alfa için bir alfa sıfırdan farklı bir alfa için Z eşittir alfa çarpı X olsun ve T'de alfa çarpı Y olsun. Hani ZT X, Y'nin bir alfa katıysa. Birincisi kontrol etmemiz gereken şey. Bu bir denklik bağıntısı mı? Bir. Yani bu bağıntıya göre X, Y, şimdi bu kafanızı karıştırmasın. Burada noktalar şunlar tarafından, ikililer tarafından temsil ediliyor. Tamam. X, Y, X, Y'ye denk mi? Yansıma var mı? Bir. Yansıma. X, Y noktası denk mi? X, Y noktasına soru işareti diyorum. Nedir, ne olacak? X eşittir 1 çarpı X tabii ki. Y de 1 çarpı Y aynı 1 için. Bu bunun bir skaler katı yani. Evet. Yansıma var. Simetri var mı? 2. Simetri. Şimdi eğer X, Y ZT'ye denkse ne demektir? Z eşittir alfa X ve T de alfa Y demekti. Biz ne istiyoruz? ZT'nin X, Y'ye denk olmasını istiyoruz. Yani öyle bir sayı bulmak istiyorum ki X o sayı çarpı Z olacak, Y de o sayı çarpı T olacak. Ne olacak o sayı? 1 bölü alfa, değil mi? Bu durumda x eşittir 1 bölü alfa çarpı z, y de 1 bölü alfa çarpı t. Alfa sıfır olmadığı için hiçbir zaman, yani sıfır olmasına izin vermedim. Bu sayı için, bu da x, y, z, t denktir. X, y oldu. Evet. Hocam pi'yi neden y ekseninin eksi tarafına aldık diye sorular var. Eksi pi dedim çünkü. Eksi pi yapayım o zaman şöyle de. Doğru olsun. Güzel sordunuz. Tamam. Bu şey eksi 2'ye eksi pi. Eksi pi dedim zannettim. Z
Sineti özelliği oluyor. Tamam. Geçişme özelliği oluyor mu? Geçişme özelliği. 3 geçişme. Yani x'ye noktası zt'ye denkse ve zt'de noktası ve w'ye denkse, o zaman x'ye de vw'ye denk mi? İse x'ye denktir ve w mu? Sorumuz bu. Bakalım. Şimdi birinci eşitlikten, birinci denklikten ne biliyorum? Nasıl tanımladım? Z eşittir alfa x, T de alfa y'ydi. Ondan sonra burada da ikinci eşitlikten V eşittir beta Z, W da eşittir beta T olmak zorunda. Z ve T'yi yerine koyalım burada. Bu neydi? Beta çarpı alfa çarpı x. Bu da beta çarpı alfa çarpı y oldu. Demek ki beta çarpı alfa sıfırdan farklı bir sayı olduğu için V, W bu sayı çarpı, yani x y'nin skaler bir katı oldu. Yani x y denktir ve W oldu. Geçişme özelliği de var. Yansıma var, simetri var, geçişme var. Demek ki bir denklik bağıntısı. Denklik bağıntısı ne yapıyor? Bu kümeyi parçalara ayırması lazım. Denklik sınıflarına ayırması lazım. Denklik sınıfları neler? Ona bakalım. Denklik sınıfları neler olduğuna bu şeyde. İlk, mesela birbirinin denklik sınıfında kimler var? Birbirin denklik sınıfı. Nasıl bir şey? Birbirinin denklik sınıfı birbirinin skaler katları. Yani 2, 2 orada, 3, 3 orada, 5, 5 orada, pi, pi orada, xp, xp orada, hepsi. Değil mi? Dolayısıyla şimdi işaretleyecek olursam burada birbirinin sınıfında neler var? X'ler var. Öyle ki, yani ne diyeyim, ZT öyle ki ya da şey Z X'ye öyle ki bir denktir X'ye olacak şekilde şeyler, değil mi? Birbirine bir bunlardan oluşuyor. Bu da nedir? Öyle X'lerden oluşuyor ki X eşittir 1 alfa çarpı 1 ve y de eşittir alfa çarpı 1. Yani x y'ye eşit, x de alfa'ya eşit. Yani bu da x y'lerden oluşuyor. Öyle ki x eşittir y. Değil mi? Ya da alfa çarpı, şöyle diyoruz. X x'lerden oluşuyor. Maalesef diyor. Sıfır olmayacak değil mi? Bu nedir? X eşittir y olacak. Şöyle bir şey. Bir var. Bu doğrunun üzerindeki her şey var sıfır hariç. Bu denklik sınıfı. Bir ikinin denklik sınıfında neler var? O da şu doğrunun üzerindeki her şey var. Değil mi? Şimdi eğer siz her denklik sınıfından bir temsilci almak isteseniz neleri alırsınız? Soru bu.
Her renk sınıfından bir tane temsilci seçmek istiyorum. Burada renklik sınıfları nelere tekabül ediyor? Sınıfları neler? Bir de her sınıftan tek bir temsilci içeren bir küme. Seçmek istiyorum içeren. Bir küme var mı? İki soru. Evet. Üçüncü örneği soracağım. Burada denklik sınıfları neler? Aşağı yukarı gösterdim iki tanesinin denklik sınıfı. Diğerleri de aşağı herhalde. Böyle bununla, ona benzer şeyler olmadı. Sonra o her denklik sınıfından bir tane bir eleman alıp bir küme oluşturmak istiyorum. Nasıl bir şeye benzer? Yani öyle bir küme yapabilir misiniz? Son şeyim, örneğim de şu. Şimdi yine şeydeyiz, rekaredeyiz bu sefer. Bu ne? Bu nedir rekare? Öyle x, y'lerden oluşuyor ki x, y elemanıdır r. Bunlardan oluşuyor. Sıfırı çıkarmadım bu kez. Sıfır sıfır noktasını çıkarmadım. O da dahil. Şimdi burada bir renklik ilişkisi tanımlayacağım. X, Y, bu sefer yeni bir denklik ilişkisi, Z, T'ye diyeceğim. Ancak ve ancak X kare artı Y kare eşit Z kare artı T kareye eşitse. Mesela bir sıfırla denktir. 0, 1. Bunlar ikisi aynı sınıfta. Aynı denklik sınıfında. 1, 0 ile 0, 1. Başka bunların denklik sınıfında kim var? Eksi 1 var. Eksi 1, 1 var. Eksi 1, 0 var. 0, eksi 1 var. Yani çizecek olursam bu var. Bu. Bunların hepsi aynı denklik sınıfında. Tamam. Okay. Soru şu. Şunu sormak istiyorum yani. Soru. Denklik sınıfları neler? Ve her sınıftan bir temsilci içeren bir küme. Her sınıftan sadece bir temsilci içeren bir küme bulun. Şeyde birincisinde mi? Birincisinde. Hayır, değil. Mesela 1-0, bunlar birbirine denk değil. 2-0'lar değil mi? 1'in karesi artı 0'ın karesi, 2'nin karesi artı 0'ın karesi eşit değil. Dolayısıyla
şey değil. Peki sıfırın, mesela sıfır sıfırın denk sınıfında sadece bir tane eleman var. Çünkü a kare artı b kare eşittir sıfır denklemini sadece bir nokta sağlıyor. Sıfır mesela denklik sınıfında bir kişi var sadece. Enteresan. Sizden isteğim bütün bu şeyi bu iki denklik sınıfı şey ilişkisini incelemeniz. Tamam. Sonra modüler aritmetiğe devam edeceğiz. Yani biraz aşina olmak için kavramlar. Yani amacımız şu. Bir denklik sınıfı tanımladıysak o denklik sınıfı kümeyi parçalara ayırıyor. Ayrı parçalara ayırıyor. O parçaları birleştirince bütün kümeyi oluşturuyorsun. İkincisi de yani o parçalar kesişmiyor hiçbir zaman. Yani o parçaların kesişiminde hiçbir şey olmuyor. Bu örneklerle olduğu gibi. Evet. Şimdi ben şunu yapmak istiyorum. Uzun oldu bu şey. 5 dakika oldu galiba. Yarın şunu yapmak istiyorum. Birincisi bu Bezout teoreminin kullanarak ikincisi bir hangi elemanların çarpmaya göre tersi var onu bulacağım. Bir. Ondan sonra da şunu yapmak istiyorum. Atalların sonsuzluğunun yeni bir kanıtı. Başka bir kanıtı. Atalların sonsuzluğunun bir kanıtını yapacağım. Yani az önce hani hepsini çarpıyorduk bir ekliyorduk ya. Onun dışında bir kanıtını yapmak istiyorum yarın. Şimdilik bugün bu kadar. Yarın devam ederiz bu soruların cevaplarıyla ve özellikle de şeyle, modüler aritmetikle.